Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonun da tümü yazan yeri aktif hale getirirseniz çekmiş olduğum, kanala atmış olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet, şöyle tek renk, bakın Reyyan marka. Şu kaliteli bir tülbentim var ve tülbentimle birebir aynı renkte böyle leylak marka ipim var. Numarası da 783 arkadaşlar. Hardal rengi. Bugün size şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir yeşil, bir tane de böyle hardal sarısına yakın turuncu renkli boru boncuktan oluşan bir model hazırlayacağız. Böyle bir tane dediğim gibi yeşil, bir tane turuncu olunca şöyle farklı güzel oluyor arkadaşlar. Bunu tek renkte yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bakarsanız bunları her tuhafiyede bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yanar dönerli, eskiden şöyle tek, bakın yanar dönersiz düzleri vardı. Bunlardan da olur. Fakat bakın bu daha böyle ışıl ışıl güzel duruyor. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bakın şu kenarlar kesik kesik. Hoş bir boru boncuk. Ütüye de güzel gidiyor arkadaşlar. Cam boncuk olduğu için ütülendiği zaman erime olmuyor. İnci gibi. Daha kullanışlı, daha dayanıklı oluyor. Şöyle hazırladığım modeli de göstereyim. Daha önce sizler için şöyle biraz çıkardım modelden arkadaşlar. Şöyle yakın plan tutayım. Bakın. Yapımı da kolay. Hemen bu şekilde yeşille yan dalını, üstüne de pipirikler için turuncuyla bu şekilde yuva hazırladım. Hardal sarısına da uygun olduğu için bu renk yaptım. Hiç renkle alakası olmayan bir tülbente de yapabilirsiniz. Beyaz tülbente veya daha farklı açık mavi böyle tülbente de bu renkler çok güzel gider. Evet, şöyle bir tülbentten eğer anlaşılmadıysa renkler ışık yansımasından dolayı bu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Kalıp gibi de oluyor. Hafif de oluyor. Bir ağırlığı olmuyor bu boncukların. Dediğim gibi şöyle yanar döner halini de göstereyim. Modelimiz bu. Şimdi modelimizi anlatmaya geçelim arkadaşlar. Tülbentimin ikişer zincir çekerek kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomdan tüm püf noktalarıyla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle ilk başlarken nasıl başlıyoruz? 5 zincir çekip sık iğne ile sabitlediğim sık iğnenin üzerine 5 tane zincir çekip trabzan yapıyorum. Şimdi ilk başlarken de aynen bu şekilde burayı bir 5 zincir olarak düşünelim arkadaşlar ve tığımın başını 2 defa doladım. 3, 1, 2, 3, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battının içine şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve yapmış olduğum trabzana bir kirpik oluşturdum. Geri kalan bu trabzana da sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. 8. sık iğnemizi trabzanı yapmış olduğumuz bu tığ battımıza. Bu şekilde bakın şöyle güzel bir trabzanımızı hazırladık. Ve şimdi hemen boncuklarımızı burada alıyoruz. Tülbente yakın olan kısımda şöyle yeşili kullanın arkadaşlar. Farklı bir ton olsun. O zaman boğma olmuyor. Şöyle bakın. Boncuğumuzun boyunca sık iğne ile tutturduk ipi. Tam boncuk boyunda geçirdik. Şöyle gevşemesin, bollaşmasın diye bir sık iğne ile de o tutturma işlemi yapıyorum. Sonra bu turuncu rengi alıyorum. Elinizde kalmış boncukları değerlendirmek de istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Evet, ikinciyi de aynen bu şekilde sık iğne ile sabitledim ve ters çeviriyorum. Burada 3 zincirden yapmış olduğum
kirpiğin içine sabitliyorum. Bakın şöyle tutturdum. Bu 3 zinciri yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Kirpik o zaman daha güzel duruyor. Beri gelmiyor arkadaşlar. Hem boncuğumuzu buraya sabitledik hem de yanına bir sık iğne ve 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Şu şekilde 2 tel kaldı ya kenarda. Bu 2 teli yuva olarak kirpiklerim için yuva olarak kullanacağım. Bakın 2 zinciri buraya sabitledim. Bu ilk kirpiğimiz. Şu kirpik kısmını yapıyoruz yani arkadaşlar. Şu 2 teli hepsini buradan alıyorum. 1 2 zincir. Şöyle 3 4 2 zincir. 5 6 7 2 zincir 8 şöyle bakın hafif bir bombililik olacak fazla değil ve 9 fazla isteyen şu kapatma kısmını biraz daha bol bırakabilir tabii ki de bu yeşil boncuktan aldığınız kenara da sık iğne ile yaparsak şu kısmı yuvarlak şöyle oval dönümücü güzel duran bir kirpik oluyor arkadaşlar. Bakın toplamda buraya 9 tane kirpiği yaptık. En sonda 10. olarak da buraya hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitledik. İlk başladığımız noktaya geldik. Bakın bu kadar. 2 defa tığımı doladım. Şöyle trabzanı yapıp tekrar göstereyim. 4. tığ battıya şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, 2 alarak uzun bir trabzan yaptım. Sizle yapmış olduğumuz yuvamız bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Kolay ama görünüşü şahane. Hem de aynı modellerden sık olanlar için farklı bir tasarım oluyor. Evet şimdi buraya yine bir sık iğneli trabzan yapalım. İlk önce 3 zincirimizi çekelim. Şöyle bir kirpik oluşturalım. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. sık iğnemi buradaki trabzan yaptığım tığ battıya da kapatıyorum. Şöyle bakın. Bir de zincir çekiyorum üzerine. Hemen boncuklarımızı şöyle ilk önce yeşili şöyle boyunca sağ sık iğne ile şöyle tutturdum. Üzerine de oturması için bir zincir çektim. Tekrar turuncuyu alıyorum. Turuncuyu biraz daha bol kapatıyorum ki turuncunun yuva yapacağım kenardaki ilmeklerini. Hemen ters tarafına çevirdim. Şu kirpik kısmını yapacağım turuncuya arkadaşlar. Hemen buraya sabitleyip bakın. Şöyle bakın. Üçgen bir görüntüsü olması lazım boncukların. Hemen aynı yere 3 zincirli yuvaya bir sık iğne daha yapıp şöyle 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim. Bu ikili telden şöyle baştan tığınızı sıyırarak giderseniz rahat girersiniz ara kısmına. Evet, ilk kirpiği kapattık. Şu ikinci kirpik yine 2 zincir. 2 zincir. 3. kirpik 2 zincir. 4 şöyle 5 6 7 2 zincir şöyle bakın 8 bir tane daha yapıyorum. O da 9. kirpik. Toplamda 9 tane kirpik alıyor. Şu bakın, tel kapattığımız kısımda hem otursun diye güzel. 10. da hiç zincir çekmeden bu telin arasından giriyorum. Evet, şimdi yine 2 defa dolayıp
1, 2, 3 tığ battı. Atlayıp 4. tığ battının içine 1, 2, 2, 2 alarak bu boru boncuk boyunda bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Evet, diğerini yapmadan önce şöyle yine göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Evet, şimdi bir tane daha yapalım. 3 zincirimi çekiyorum. Kapattım. Geriye kalan kısma sık iğne. 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. 8. tığ battı. Bu trabzan yaptım. Tığ battı yuvasında. Evet, bu şekilde bakın trabzanı oluşturduk. Yine boncuklardan alalım şöyle. Hızlı bir şekilde. İlk önce yeşili alacağız. Bakın. Hemen kapatıyorum. Üzerine bir zincir gevşemesi için. Sonra turuncuyu hafif, bakın biraz bol. Ters çevirdim. Buradaki 3 zincirli yuvanın içine kapattım. Ve yanına hemen bir sık iğne. 1, 2 zincir çevirdim düz tarafına. Bu iki tili şu şekilde alırsanız rahat oluyor. Bakın şu son kısımdan öne doğru şöyle kaydırıp arasından geçiriyorum. 2 zincir, 2 tane, 2 zincir, 3, 4, 2 zincir, 5, 6, 2 zincir. Şöyle çekelim. 7, 8. Bu turuncunun ara kısmından kirpikleri yapıyoruz. 9 tane yine ikişer zincirli yaptık. Bakın şu boncuğun kenarındaki telden de bu şekilde girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle trabzan yaparak veyahut da zincir çekerek bitirebiliriz arkadaşlar son kısmı. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım. Çok güzel bir model hazırladık. Çoğaldıkça model kendini daha iyi gösterdi. Şöyle elimin üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Çok hoş duruşu oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten farklı bir model. Şöyle göstereyim bakın. Zarif bir model oldu. Bunu dediğim gibi tek rengini de yapabilirsiniz. Bu şekilde hoş ve zarif bir farklı bir model oldu arkadaşlar. Yakın planda şöyle kenar tepe kısmı yuvası bol olup bombilisi olunca daha güzel duruyor bakın. Son kısımdaki gibi bombilili hoş oluyor. Evet. Bir de şöyle sallantılı haline bakayım. Evet, hoş ve güzel bir model. Hatta arkadaşlar böyle boru boncuk da şart değil. Bunu arpa boncukla da yapabilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak arpa boncukla da güzel olur. Elinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz. Yani demokraside çareler tükenmez hesap. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımın devamı, kanalımın devamı, emeklerim için beğeni ve yorumu da eksik etmezseniz sevinirim. Tekrar Allah'a emanet olun arkadaşlar.